Efendiler, Nazilli'ye giden Refet Paşa, demirci Mehmet Efe'den komutayı almaya gerek ve bunda bir yarar görmemiş. Kim bilir ve belki komuta kendisine teslim edilmemiş. Demirci Efe'nin emrinde kurmay gibi görev yapmayı daha yararlı ve uygun bulmuş. Refet Paşa bunu bize bildirdi. Bölge şartlarını yakından görmüş bir zatın kararını değiştirmek çok defa güçtür. Çünkü gerçekten Refet Paşa'nın gördüğü ve tercih ettiği gibi Efe'nin komutasını devam ettirmekte ve ona yardımcı olmakta yarar vardı. Yahut da Refet Paşa o cephenin komutasını herhangi bir sebeple ele alamıyordu. Her iki ihtimale göre de mutlaka komutayı al diye emir vermek anlamsız olurdu. Asıl gariplik bundan sonra görüldü. Bir süre sonra Refet Paşa Nazilli'de gözden kayboldu. Birkaç gün sonra Balıkesir'de olduğunu, bir takım yabancı subaylarla ilişkiye girip girmemesini bizden sorması dolayısıyla anladık. 22 Aralık 1919 tarihinde verdiğimiz cevapta, milli teşkilata bağlı bulunanların, özellikle heyeti temsiliye üyesi olarak tanınmış olmaları dolayısıyla, kendisinin yabancılarla hiçbir şekilde ilişki kurmamasını istediğimizi bildirdik. Refet Paşa yine ortadan kayboldu. Nihayet bir gün Bursa'dan Refet imzalı kısa bir telgraf aldık. İstanbul üzerinden Bursa'ya geldim. Bu telgrafın ne demek olduğunu bir türlü anlayamıyordum. Refet Paşa'nın İstanbul'la ne ilişkisi vardı? Bir de Nazilli Balıkesir Bursa yolu İstanbul'dan mı geçer? Bu bilmeceyi bir türlü çözemedim. Sonunda mesele anlaşıldı. Refet Paşa, Nazilli'den ayrıldıktan ve Balıkesir'de Kazım Paşa'ya uğradıktan sonra Bandırma'ya inmiş. Oradan da bir Fransız torpidosuyla İstanbul'a gitmiş. Orada bazı arkadaşlarıyla görüşmüş, daha sonra da Bursa'ya dönmüş. Efendiler, bu bilmeceyi hala çözemiyorum. Beni bunda mazur göreceğinizi umarım. Refet Bey'in yerine bir İngiliz gemisiyle Samsun'a gelen Selahattin Bey'in gönderildiğini, aynı gemiyle Refet Bey'in İstanbul'a dönmesinin istendiğini ve bunun üzerine gitmeyip istifa ettiğini, İstanbul hükümetinin benimle birlikte kendisinin de yakalanarak İstanbul'a gönderilmemiz için her tarafa emir verdiğini biliyorsunuz. Bu kadar çok bilinmeyeni çözememek, cebir bilenlerce pek bağışlanmasa da benim bu noktada acize düştüğümü itiraf ederim. Gerçi Ferit Paşa kabinesi yerine Ali Rıza Paşa kabinesi geçmişti. Fakat yeni kabinenin haber alma ve yürütme vasıtalarının öncekinin aynı olduğunu biliyoruz. Efendiler, Refet Paşa'nın bu hafif hareketi, Aydın ve Salihli cephelerinde düzenli bir ordunun teşkiline kadar ciddi bir sevk ve idare kurulamamasına sebep oldu.